Var bir, tabii, o da ayrı. Fotoğrafa gel ver. Ya bugün bu akşam herkes bu fotoğrafı konuşuyor sosyal medyada. Bu Putin, karşısındaki de Macron. Abi bu nedir böyle ya? Gördün mü Turgay? Gördüm. Herhalde birazdan tenis oynayacaklar ya da ping-pong oynayacaklar. Nerede? Rusya'da mı acaba? Birkaç tespit yapabilir mi? Ya yemek yense Kremlin Sarayı. Hayır, birbirlerini duyamazlar. Tuzluğu uzat dese nasıl uzatacak abi? Şimdi Hakan Bey birkaç gel abi gel buradan. Oraya mı gelin? Gel buraya gel. Şimdi bir kere... Onur'un en sevdiği hikaye. Kimin? Onur'u? Onur var ya. Tamam peki. Şimdi bizim önce Onur'un. Şunu hatırlatalım. Bu gelenek eski kraliyet yani majestik şeylerde uygulanan bir protokoldü. Gerçekten mi? Tabii. Sebebi de herhalde emniyet. De olabilir. Emniyet bir de yok bir şey. Bu 18. yüzyılda Fransa'da gelişti. Uzun masa böyle uzağa oturulur. Allah Allah. Normal yemeklerde de böyle bir nobles, asalet şeyi vardı. Ama burada şunu gözlüyorum ben. Vay be şu sayıya belki bak. Belki Covid'e karşı arkadaşlar mesafe deyip abartmışlar. İlk aklıma gelen oydu ya benim Covid şimdi, diye. Covid değildi mi yani bu? Covid'le bir alakası yok. Şimdi Rusya'da ihtilalden sonra 1917 Sovyet ihtilalinden sonra bu gelenekler kalktı. Çünkü Çarlık 2. Petro'dan, Deli Petro'dan sonra tamamen Avrupa asalet geleneklerini uyguluyordu saray. Bu Rus Çarlığına özgü bir gelenekti. Bravo. Bu şunu gösteriyor. Birinci göstergesi. Direkt Çarlık döneminin tarzıdır bu. Oraya dönüş. Dönülmüş. Bitti. Yani bakın perde yapısı, masa şekli, iki liderin birbirine uzaklığı. Şu mesafeyi normalde eskiden mesela iki kral yemek yerken, Çarla ne bileyim Alman kayseri yemek yerken. Şu kim? Putin. Bilemedi. İşte. Bilemedi. Rus Çarı Putin. Evet. Rus Çarı. Öbürü de ilk tespitim bu. Yeni Rus Çarı. Ama Macron da buna alışıktır. Çünkü bu bütün dünyadaki geleneksel kraliyet tarzını ve üslubunu iki merkez geliştirmiştir. Birisi İngiltere geleneği, bir de Fransız geleneği. Bize uymaz ama bu. Bize zaten bu hiç uymaz da. Ama o da alışık. Yani onlarda bu gelenek Cumhuriyete rağmen, Cumhuriyete rağmen devam etti onlarda. Hakan Bey, benim tespitim bu. Öznur Türker Sirene var. Fransa'da yaşayan bir Türk gazeteci. Hı. O diyor ki bu arada Fransa'da Macron küçük düşürüldü Putin tarafından diye TT olmuş. Bu tabii. He. Şu anlama geliyor. Küçük düşürme var ama. Evet, evet. Şu anlama geliyormuş. Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Macron sözde Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olmaya niyetlendi ama Putin Macron'u koca bir masanın ucuna yerleştirerek Batı ile arasına koyduğu mesafeyi belli etmiş oldu. Öyle yorumlanıyormuş. Böyle bir mesaj olamaz mı Hakan Bey? Olur, Batı ile arasına koyduğu mesafeyi gösteriyor. Hakan Bayrakçı'nın mistik mesajıydı. Yani yorum da olabilir. Ama o var. O hava var zaten. Tam ama bu kadar mesafe da diyebilir ki çok işte değer verdi. Krallar gibi karşıladı da diyebilir. Fransız okumaya müsait yani. Şimdi bu yorum niye doğru olabilir? Macron'u kurtardığınız. Çünkü normalde bu kraliyet mesafesi yani asalet mesafesi şurada filandır. İki lider arası. Evet abi bu ne ya? Hakikaten. Bu biraz sembolik oluyor. Ya bu kefalet mesafesi. Evet. Yani biraz buradan o zaman ben de şu yorumu yapayım. Tabii şimdi bizim Cumhurbaşkanımız Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunda tüm dünyada bir arabulucu çözümü sağlayacak lider pozisyonuna geldiği için Macron her zamanki gibi Erdoğan'ı kıskanmış koşa koşa Ukrayna'ya gitmiş. Ama Putin demiş ki bu işler senin boyunu aşar. Ama bu işler senin boyunu. Amerikan basının yine hiç yazmıyormuş Türkiye'nin bu girişimlerini. Yok sayıyormuş. Dur bakalım. Putin bir gelsin hele Türkiye'ye. Ne çıkacak? Ben de merakla bekliyorum. Yani hayır, keşke bunu başarabilsek. Keşke tabii. Yani ne kadar biz şu anda bundan bir gündem konusu olarak bahsediyoruz. Kiev'de sayısız arkadaşım var son zamanlarda. Tabii. 4 kere gittik, 2 sergi açtım. Savaş olmasın. Şimdi orada o insanların haberler ne diyor? 2 günde işgal edebilirler Kiev'i diyor. 2 gün sürer diyor. O da biraz Batı basınının savaş kışkırtıcılığına giriyor. Yani öyle oturuyorlar. Korkunç bir olay. Bir şey söylemek istiyorum. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle demiyor. Ben arabulucu olacağım, bu işi çözeceğim demiyor. O da diyor ki umut ederim ki çözülür. İnşallah. Elimizden geleni yapacağız diyor. Yani öyle bir şey koymuyor ki hani. Bir de şu var, Ukrayna bunu kabul etmiş durumda. Ha, Ukrayna kabul etmiş durumda. Putin'le de görüşecek. İnşallah Putin'i de ikna eder. İnşallah. Güzel olur. O da bu diyaloğun içerisinde yer almak istiyor. Kestirip atmıyor. Gelecek yani. Tabii gelecek. Ya o da Ankara'ya gelecek. Bedri Bey, şöyle bir sonuçla doğuyor. Bu krizden yine Putin kazançlı çıkıyor. Dünyada petrol fiyatlarının artmasında da bu Ukrayna-Rusya arasındaki krizin de etkisi var. Bir an önce bitsin de hiç değilse. Tabii. Yani bir de bir küçük detay. Macron'un psikolojisini göstermesi bakımından. Bakın Macron'un ayaklarını tutuş şekline bakın. Tutma şekline bakın. Bu psikolojik olarak gerilmiş. Evet, hem gerilmiş hem de biraz karşısındakine daha fazla saygı gösteriyor. Yani ihtimam gösteriyor gibi bir ayak tutuş şeklidir bu. Biraz gerginlik de var. Mesela gerginlik de var da bakın Putin mesela açmış ayaklarını. Çünkü ben de genelde gergin olurum ve genelde ayaklarımı Macron gibi tutarım. Putin evet, Putin kendinden emin. Bir başka fotoğraf da mı var? Putin komando biliyorsun zaten. Oturabilir misin? Göstersene onları da bir görelim. Bir dakika. Putin, bu o masanın başı mı? Tercüme. Ha, aynı masanın başı. Macron'u da görelim. Valla Putin'in bakışı... Bu ne ya? Macron da fena bakmamış. Valla bu bakış şu. Macron'un bakışı... Mesafe, hayır, mesafe uzak, gözü biraz kısmış. Miyop diyorsunuz her şey için. Yok ama o ben miyop olduğum şey çıkıyor. Kes biraz kısmış. Ya. Yani ne diyorsun ya diyor aşağı yukarı. Yani bilinçaltını söylüyorum. Abi bilinçaltını bile Fransızca okuyorsun ve gayet de güzel telaffuz ediyorsun. Hakikaten abi. Kaldı ki Bedri Baykam Frankofondur. Evet, o bile girmedi o topa yani. Bir daha şey şu masayı bir daha görebilir miyiz? Ya hakikaten bana bu normal gelmedi ya, bu gerçekten bir tuhaf bir şey yani. Ben Macron'un yerinde olsam kalkar oradan şuraya otururum abi, bak şurada var bir tane sandalye. Oturur da kalkıp gelir. Koltuk koymamışlar. Koltuk var orada. Koltuklar da İngiliz tarzı. Bir tane koltuk var orada. Hayır ya, göremiyorsun. Sandalye gibi daha çok. Tamam, gel sandalyeye otur yani. Baba ne yapıyorsun bu kadar uzaktan, birbirimizi duyamayız diyerek yaklaşırsın. Bir kahve söylersin. Bir ayrıntı daha var. Şey, yaratıyor olabilirim. Şimdi Çarlık Sarayı'nda genelde Rusya'da Fransız tarzı 14. Louis ve 15. Louis koltukları kullanılır. Medalyon denilen. Şeyde arkası. Mi? Ne sarayı? Elize Sarayı'nda mı? Yok yok. Rusya. Kremlin'de. Ruslar Kremlin. Genelde Fransız koltuk tarzını alır. Ha, Ruslar Fransız. Evet. Burada Fransız koltuğu kullanmamışlar. O da bu koltuk ne tarzı? Bu İngiliz. Allah Allah. Evet. Koltuğa bakınca olabilir. İngiliz, İtalyan, Fransız diye biliyorsunuz. Meraklıysanız yapıp şey yapabilirsiniz. Ya hayal ben koltuk şekli şey. Hakan Bayrakçı da annemin misafir odasındaki koltuğa benziyor abi daha çok. Demek ki Ahmet Hakan. Hakan Bayrakçı bizi ezdikçe ezdi yani. Ya evet abi. Ezdikçe ezdi. Ya Putin'in Macron'u ezdiğinin yanında sen Hakan Bayrakçı'nı falan ezilsen senken Macron'un yerinde olmadığına dua et. Biraz sonra beyin okuyucu olarak kafaları neler geçtiğini de bekliyorum. Ama yok. Asıl istisnası bu ama. Yok, verdiği detaylar güzeldi Hakan Bayrakçı'yla geçin. Güzel detaylardı. Çok teşekkür ederiz. Fransa'da seçimler Nisan'da galiba. Ya Onurcuğum bir şey rica edeceğim. Reklam arasını şimdi versek. Diğer konuya geçsek. Kısa ara tekrar birlikteyiz.